Hello. Selam, ben size Malta'dan sesleniyorum ama Akdeniz'in güneyinde sıcak Malta. Havanın soğuk şehri. Evet, Malta Gölü 1952 yılında yapılıyor. Uzunluğu yaklaşık 2.2 km. Dünya kürek çekme yarışlarını da el sattığı yapıyor. Bir başka bir özelliği yok. Çok soğuk bu arada. Güneşli bir Venedik sabahından herkese selamlar. Polonya'da gezdiğim şehirleri ve genel olarak Polonya kültürünü aktaracağım sizlere. Teker teker şehirleri anlatmadım. Sınavlarım olması dolayısıyla böyle tek bir video da hepsini birleştirmeye karar verdim. O zaman başlıyoruz. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? O zaman tekrardan yavaş yavaş anlatıyorum. Polonya Cumhuriyeti yönetilen bir ülke. Para birimi Euro değil, Zloty. Avrupa Birliği Schengen bölgesinde olmasına rağmen kendi para birimini kullanmaktadır. Bir zloty yaklaşık 1,5 Türk lirasına denk gelmekte. Bu 1-2 yıl öncesine kadar yaklaşık aynı denk geliyordu. Yani birebir denk geliyordu. 1 Türk lirası 1 zlotyydı. Ama zamanla tabii paranın değer kaybetmesiyle o da malum. Ülkenin sembolü beyaz kartal. Bayrakları kırmızı beyaz. Buradaki kırmızı ülke için, ülkeyi kurmak için dökülen kanları sembolize ediyor. Beyaz ise barışı sembolize ediyor. Aynı zamanda bu şekilde dünyada 3 bayrak bulunuyor. Polonya'nın konuştuğu dil ise lehçe. Çoğu insan İngilizce biliyor olarak okumuştu ama sanırım o insanlara denk gelemedim ben. Ve ülkede çok fazla hani Ukrayna'dan gelen kişi mevcut. Onlar daha böyle sıcakkanlılar, kendilerini anlatmaya çalışıyorlar ama gözlemlediğim kadarıyla Polonlar o kadar sıcakkanlı değiller. Ukraynalılar daha sıcakkanlı. Hey Siri! Hello. Good afternoon. How are you? What's up? How are you? I'm fine. Thanks for asking. How can I get to Warsaw? No answer. Also Siri doesn't know English. Christmas döneminde gittiğim için biraz değişik bir döneme denk geldim açıkçası. Çoğu market kapalıydı. 25 Aralık'ta ve daha sonraki bir günde kapalıydı marketler ve çoğu mağazalar. Yani en çok sevindiğim tarafı da İtalya'da pizza ve makarna yemekten sıkılmıştım. Orada biraz yemek kültürü daha farklı olunca biraz midemiz bayram etti. Onlarda maalesef sandviç kültürü bulunmuyor. Bu benim için çok iyi bir şey. Şakası bir yana evet, yemek kültürü güzel. 24 Aralık'ta ilk başta Wrocław'a gittim. Mimarisinin o kadar iyi olduğunu vesaire bilmiyordum. Hani Warsaw yeni yapılmış bir şehir daha doğrusu. Hani 1970'lerde, 80'lerde tekrar inşa edilen bir şehir ama Wrocław daha böyle kendini korumuş tarihi bir şehir. Wrocław'da kaldığım hosteldeki resepsiyondaki arkadaş bana şey demişti. Hani nerelere gideceksin demişti. Anlattım böyle böyle buralara gideceğim ama dedim hani Poznan'a gideceğim, Gdansk'a gideceğim, Warsaw'a gideceğim dedi. Burada kaç gün kalıyorsun dedi. Burada sadece 2 gün kalıyorum dedi. Biraz haksızlık ediyorsun Wrocław demişti. Sonradan evet anladım Wrocław'un değerini. Daha sonra Varşova'ya geçtim. Varşova ülkenin başkenti. Yapılaşma yönünden daha yeni plazalar görebiliyorsunuz. Rus döneminde Stalin'in yaptırdığı bir Palak Kulturi Nauki diye bir yer var. Hani tamamen Rus mimarisini andırıyor. Ondan nefret ettikleri için biraz da yan çevresine plazlar dikmişler. İnsanların o Rus başyapıtını görmesini engellemesi için güzel bir taktik. Bir de Polonya'nın çorba kültürü çok meşhur. Zürek, pancar çorbası ve yaklaşık 10 tane, 10-15 tane böyle çorba var. Liste uzayıp gidiyor. Zürek çorbası gerçekten muhteşem. Hatta bazı yerlerde ekmeğin içinde servis ediyorlar.
İlk başta garsona sormuştum, çok güzel, nereden nasıl başlayacağım? Normal bir şekilde ilk başlıyorsunuz, çorbayı içiyorsunuz. Daha sonradan o yavaş yavaş bitirince yanlarından da yemeye devam ediyorsunuz. Tam bir Türk usulü. Her şey böyle senkronize devam ediyor. Bir de sandviç kültürü yok demiştim. Bir ekmeğin üzerine sosis ve sebze gibi şeyleri böyle koyuyorlar. Peynir vesaire. Onu fırınlıyorlar. Zapiye kanka diye bir şey yapmışlar. İlk gördüğümde biraz şaşırmıştım. Zapiye kanka nedir diye. Acaba Türkçe bir şey mi diye. Ki değil tabii ki. Bir de ekmeklerin biraz kuzey kültürüne yakın olduğu için sarımsaklı ekmekleri mevcut. Gidip marketten alabiliyorsunuz. Aldığınızda sert bir şekilde oluyor. Yiyemiyorsunuz. Daha sonra onu fırınlamanız gerekiyor. Yaklaşık 2 dakikada böyle mikrodalgada ısıtsanız muhteşem bir sarımsaklı ekmek oluyor yani. Bir de Varşova'da kahvaltıcılar sokağı yok ama yaklaşık 1 zlotye, yani 1,5 zlotye kahvaltı yapabiliyorsunuz. Nasıl? Kahve alıyorsunuz. Kahvenizi aldıktan sonra istediğiniz kahvaltıyı 1 zlotye alabiliyorsunuz. Yani toplamda 10 zlotye mal oluyor. O da 15 Türk lirasına yakın bir şey denk geliyor. Onu da aşağıda paylaşayım size. Böyle birkaç yer vardı Varşova'da. Bir de neydi biliyor musunuz? Kütüphaneleri. Ya diyeceksiniz hani tatile gidiyorsun ne kütüphanesi? Ya sınavlarım olduğu için maalesef hayatımda ilk defa bir gezim sırasında bir kütüphaneye gittim. Daha sonra da nerede gittim? Gdansk'a gittim ve Poznan'da gittim. Gerçekten Varşova'daki güzel bir kütüphane yapmışlar. Dış cephesinde her bilimden böyle bilim edebiyattır, matematiktir, fendir. Dış duvarlarında böyle yazılar vardı, işte MC karedir falan, böyle hepsini güzel bir tasarım yapmışlar. İçine giriyorsunuz, büyük bir hol var, tekrar içeriye giriyorsunuz, orada kütüphane var ve masaların dizaynı da normal, hani bizim normal alıştığımız kütüphanelerden de biraz değişikti açıkçası. Böyle kitaplıklar mevcut. Arasında bir tane masa koymuşlar. Yine devam ediyor. Kitaplıklar. Ve önünüzdeki sıra da aynı şekilde. Bireysel bir çalışma tekniği uygulamışlar. Polonlar biraz ateşli galiba. Biraz bir sonraki görsel, bir sonraki videoda anlayacaksınız bunu da. Evet, yılbaşı gecesi Eskişehir, Old Town, Varşova Old Town'daki birkaç gencimizin, ateşli gencimizin gösterisiydi. İstanbul'da Polonezkaya var. Hiç merak ettiniz mi ismi nereden geliyor diye? Evet, o tamamen Polonlarla alakalı bir durum. Çoğunuz muhtemelen biliyordur, onun için detayına girmeyeceğim. Bilmeyenleriniz Google'layabilir. Bir de Varşova'da Türk arkadaşlarımı buldum orada. Onlardan da böyle yaşamlarını nasıl ilerlettikleri hakkında fikirlerini aldım ama onlar Polonlar hakkında, Polonyalılar hakkında çok fazla olumlu şeye sahip değiller. Biraz ırkçılıktan dolayı sanırım. Birisine İngilizce bir şey sormaya çalıştığınızda çok fazla size bakmıyorlar bile diyorlar. Gece otobüsüyle Gdansk'a geçtim. 8 saat sürüyor. Sabah oradaydım. Yani Gdansk daha büyük bir şehir olarak bekliyordum. Yani kuzeyde yer alıyor. Baltık Denizi'nin sınırda kıyısı olan bir şehrimiz. Polon şehrimiz. Ama şöyle bir şeymiş. Yani Gdansk var. O tam biraz ilerisinde Sopot ve Gdin. Nasıl okunduğuna emin değilim ama sanırım Gdin diye okunuyor olabilir. Üç şehrin birleşimi esasında Gdansk'mış. Çok soğuktu. Güneş zaten Polonya'da çok erken batıyor. Saat 4-4.30 gibi sanırım. Orada yine Ukraynalılar peşimi bırakmadı. İngilizce de bilmiyorlar Ukraynalılar. Ben de Slovak dillerini bilmiyorum. Bildiğim sadece tak, o da evet demekmiş. Öğrenmem biraz uzun sürdü. Gdansk'tan Poznan'a 3-4 saat sürüyor. Oradan Poznan'a geçtim. Euro 2012 sanırım orada düzenleniyor. Bundan dolayı şehre birçok alışveriş merkezi yapmışlar. Daha çok böyle modernleşmiş şehir var derken küçük İstanbul ruhunu bulabiliyorsunuz orada. Poznan'da da yine hostelde kaldım ama bu sefer çok değişik bir şey oldu. Hayatımda en düşük ücretli hostelde
Krakow'da kalmış. Yine bir Polonya şehriydi ama bu seferki daha da Polonya'da 20 liraya mı 25 liraya o civarda bir şey kalmıştım geceliği. Ama bu sefer şişi de hatta burada 9.36 zlotiye kalmışım. Bu kaç paraya denk geliyor? Yaklaşık 15 liraya denk geliyor. Yani geceliği 15 liraya değil, iki geceliği 15 liraya kaldım. Hani hostel aslında standart, öyle çok bir abartacak bir şey yoktu. Yani bildiğiniz low cost. Ama böyle bir deneyim de yaşamış oldum. En sevdiğim ise sarımsaklı ekmekti. Hala vazgeçemiyorum. Bir de tatlılardan şey vardı. Böyle chia tohumu koymuşlar içerisine. Öyle bir, yani tatlı dediğim böyle kurabiye gibi bir şey. Onu çok sevmiş. Poznan'dan daha sonra Berlin'e geçtim. Berlin'de bir gün kaldım. Uçağım rötar yaptı. Yeni yıldaki Berlin'den kalkan ve Venedik'e ilk inen uçakla gelmiş oldum. Demek ki yıl boyunca seyahat edeceğiz umarım. Bu sefer gitmediğimiz şehirlere gideriz. Thank you.